Pandemi döneminde en çok etkilenen yerlerden bir tanesiydi Kuşadası. Avukat Ömer Günel göreve başladı 2019 yılında 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildi ve tek bir yol ve bir strateji belirledi. Kuşadası yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmek zorunda dedi ve bir avuç insanın değil, tüm Kuşadası'nın bu iş için kolları sıvaması gerekiyor dedi. Bir avuç insanın mutluluğu yetmez, tüm Kuşadası mutlu olması gerekiyor dedi. Buna göre de çalışmalar yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı da Kuşadası Belediyesi adına geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende ödül aldı efendim. Turizm sektörü yatırım ödülünü aldı. Törende bir de konuşma yaptı Başkan Ömer Günel. Kuşadası turizmde Türkiye'nin en önemli amiral gemilerinden biriyken maalesef geçen zaman içerisinde süreci iyi yönetemediği için önde başladığı yarışta gerilere düştü. Görevi devraldığımız ilk günden itibaren aşığı olduğum kenti nasıl hızla ayağa kaldırabiliriz? Eskiyen kenti nasıl yatırımlarla donatabiliriz? Ve nasıl dünya turizminin gündeminde yeniden göz önüne çıkarabiliriz? Markalaştırabiliriz ve turizmde 12 ay yaşayan şehir haline getirebiliriz diye düşündük. Planlarımızı yaptık, kolları sıvadık ve başladık. 4 yılı hiç boş geçirmedik. Ödül için teşekkür eden Başkan Kuşadalılar adına da sözler verdi. Pandemi sürecinde yeni dünya, yeni turizm anlayışı kapsamında yaptığı yatırımlarla Kuşadası ulusal ve uluslararası turizm sektöründe yeniden devler ligine çıkmayı başarmıştır. Bu başarının altında imza atan Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'i Ege İlk Ödülleri kapsamında turizm sektörü yatırım ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Ve ödülü vermek üzere de Yasemin Hanım, sizi ben tekrar yorumcağım, kusura bakmayın. Yasemin Gebeş Hanım efendi, ben alkışlarla buraya alıyorum. Başkanım hoş geldiniz. Şimdi belediye başkanımız Kuşadası'ndan gelmiş. Kuşadası hepinizin göz bebeği. Ben size bir mikrofonu versem neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Sayın milletvekilim, saygıdeğer milletvekili adaylarım, belediye başkanlarım, birbirinden kıymetli değerli konuklar. Öncelikle 128 yıldır ayakta olan ve gazetecilikte sektörün devi olan Yeni Asır'dan böyle bir ödül almak için böyle bir gecede sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ama diğer bir mutluluğum da birbirinden bu kadar kıymetli ve saygıdeğer iş adamıyla ve önemli katılımcıyla da beraber olmaktan ve sohbet etmekten, tanışmaktan da ayrıca mutluyum ve onurluyum. O yüzden bu geceyi hazırlayan Yeni Asır'a tüm yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii belediye başkanlığını yaptığım kentin hemşehrilerinden hepinize selam getirdim. Kuşadası turizmde Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri, hatta en önemli amiral gemilerinden biriyken geçen zaman içinde belki turizmin ilki ve turizmin en çok kazanan ilçelerinden biri olduğu için süreci doğru yönetememiş ve turizmde önde başladığı yarışı biraz gerilere düşmüş bir kent. Bunu hepimizin bildiği bir gerçektir. Tabii ben görev aldığım günden itibaren aşığı olduğum kenti nasıl hızla ayağa kaldırabiliriz?
eskiyen kenti nasıl yatırımlarla donatabiliriz ve nasıl yeniden dünya turizminin gündeminde başka yatırımlarla göz önüne çıkarabiliriz diye düşündük. Ve 4 yıl gibi kısa bir zaman içinde elimizden geleni yaptık. Tabii bu ödülü hak etmiş olmak, hak ettim mi, hak ediyor muyuz sorgusu her zaman insan kendi kendini sorgular. Çünkü 50 yıldır turizm sektöründe olan ve 50 yıldır bu süreçte yıpranmış olan bir kenti 4 yılda çok büyük bir şekilde ayağa kaldırmak mümkün olmasa da 4 yılı boş geçirmedik diyebilirim. 4 yılda Kuşadası'nı rakamlarla alacak olursak bugün kruvaziyer turizminde işe başladığı günden itibaren en yüksek yolcu sayısı 2011'de ağırlamış. Hem yapılan yatırımlar, hem kurulan diyaloglar, hem de sektörde çıkardığımız öncelikli yatırımlarda şu an Kuşadası 2011'deki rekorunu 2023 yılında %40 fazlasıyla tekrar kırıyor. 1 milyondan fazla yolcuyu kruvaziyer sektöründe sadece 1 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak Kuşadası tekrar turizmin göz bebeği olma noktasına ilerliyor. İnovasyon ödülün bir alanı. Kuşadası dünyanın değişen düzenine ayak uydurmaya çalışıyor. Dijital göçebeler dediğimiz bir alan, bir kitle oluştu. Şu an dünya üzerinde 170 milyona yakın dijital göçebenin çalıştığı söyleniyor, biliniyor. Dijital göçebelere dönük yatırımlarla Facebook'un desteklediği İstasyon Kuşadası, yine Türkiye Veliler Günü'nden ödül alan Kamp Innova projesiyle dijital göçebelerine dikkatini çeken, turizmde belediye ile yeni yatırımlar yapan bir iradeyle hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yapacak çok iş var. Tabii ki gelişen dünya içinde ayak uydurarak ön plana çıkmak çok da kolay değil. Dijital dünyanın bu kadar geliştiği bir dönemde ama çok çalışacağız. Bu ödül beni daha da çok teşvik etti. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. Sağ olun.